Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tekrardan 9. sınıf yazılı çalışmasıyla karşınızdayız. Hadi bakalım sorularımıza geçelim. İlk örneğimizle başlıyoruz. Doğru yanlış sorusu var. Aşağıdaki cümlelerin başına cümle doğru ise D, yanlış ise Y yazınız diyor. Bir bakalım. Hız skaler bir büyüklüktür. Hız skaler değil, neydi arkadaşlar? Vektörel. Skaler olan hangisiydi? Süratti. O yüzden buna biz ne diyoruz? Hemen yanlış diyoruz. Her etkiye karşı eşit büyüklükte ve zıt yönde tepki kuvveti oluşur. Doğrudur. Doğadaki temel kuvvetlerin en güçlüsü kütle çekim kuvvetidir demiş. Hayır. En güçlüsü hangisiydi? Güçlü nükleer kuvvet. O yüzden bu yanlış oldu. Devam ediyoruz. Yer çekimi kuvveti temas gerektiren bir kuvvettir. Hayır. Yer çekimi kuvveti temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Çünkü neden? Bir yerin yerden bir el çıkıp bizi tutup çekmiyor arkadaşlar. Temas gerekmeden bir cismi bırakınca hiçbir şekilde temas olmadan ne yapıyor? Çekiyor ve aşağı düşürüyor. Alan kuvvetidir çünkü. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Yanlış diyoruz. Devam ediyoruz. Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Kuvvet tabii ki dinamometre ile ölçülür arkadaşlar. Kütle ne ile ölçülüyordu? Eşit kollu terazi. Karıştırmaması gereken bir kavram. O zaman ne yapıyoruz? Buna da doğruyu işaretliyoruz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Bakalım. Evet, diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bir araç A'dan B'ye 5 saniyede geldiğine göre alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hızı bulunuz demiş. Şimdi A'dan B'ye düz gitmemiş. Ne yapmış? Dairesel pistin yarısını şöyle dolanmış. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi dairenin ya da çemberin çevre formülü arkadaşlar. Çevre formülümüz, çevre biraz matematiksel bilgi, 2 pi r. Ne yapıyoruz? 2. Pi yerine 3 alın demiş. 3 alıyoruz. Yarı çapımız kaç? 20 metre. 20'yi yazdık. O zaman 6, 120 metre yapar. Demek ki bunun çevresi ne kadardır? 120 metre. Peki bu böyle dolandığı zaman, bu böyle dolandığı zaman kaç metre gitmiş olur o zaman? Yarısı 60 metre. Demek ki buradaki cismin A'dan B'ye giderken aldığı yol, alınan yolu neyle gösteriyoruz? X. Alınan yol kaç metre o zaman? 60 metre diyoruz. Peki yer değiştirmeyi sormuş bize. Yer değiştirmeyi delta x ile gösteriyorduk arkadaşlar. Ve yer değiştirme demek ne demekti? İlk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafe. Delta x ile gösteriyoruz. Delta x'imiz delta x eşittir diyoruz arkadaşlar. Bakın 20 metre burası, 20 metre burası. Toplam kaç metre oldu burası o zaman? 40 metre oldu. Delta x'imiz 40 metre diyoruz. Devam ediyoruz. Peki diğer sorumuz neydi? Sürat. Sürati soruyor ve kaç saniye sürüyor arkadaşlar olay? 5 saniye sürüyor. Sürat. Sürat dediğimiz kavram, sürat eşittir alınan yol bölü zaman. Alınan yola x diyorduk, zamanımıza da t diyorduk. Alınan yolumuz 60. Zamanımızı 5 saniye vermiş. 60'ı 5'e böldüğümüz zaman 12 metre bölü saniye süratimiz çıkar. Devam ediyoruz. Süratimizi bulduktan sonra bir de neye bakalım? Hız diyor. Hızımızı bulalım. Peki hız neydi arkadaşlar? Hız ise yer değiştirme bölü zaman yapıyorduk. Yer değiştirmemiz 40 metre. Zamanımız yine aynı 5 saniye. O zaman burası da 8 metre bölü saniye yapar. Evet, tekrar bakıyoruz. Alınan yol 60. Yer değiştirme 40. Süratimiz 12 ve hızımız kaç çıktı arkadaşlar? 8 çıktı diyoruz ve hemen sıradaki sorumuza geçiyoruz. Evet, sıradaki sorumuzda bir grafiğimiz var. Ne grafiği bu? Hız zaman grafiği. Bakıyoruz. Hız zaman grafiği verilen bir hareketlinin yer değiştirmesi kaçtır diyor. Şimdi hız zaman grafiğinin özelliği neydi? Altındaki alan bize yer değiştirmeyi veriyordu. Altındaki alandan kastımız neresi arkadaşlar? Tabii ki şu kırmızı grafik ile şuradaki zaman ekseni arasında kalan bölge. Şimdi burada bir üçgen var, görüyorsunuz arkadaşlar. Bak şurada bir üçgen var. Bir de burada ne var arkadaşlar? Burada bir tane dikdörtgenimiz var. Tek tek bunların neyini hesaplayacağız? Alanını hesaplayacağız. Şimdi şu kenar 40. Görüyorsunuz bakın burası 40. Şöyle yazayım üstüne. Burası 5. Ondan 5'i çıkartınca burası da ne oldu arkadaşlar? 5. 40 ile 5'i çarptım. 200. Üçgen olduğu için ne yaptım? 2'ye böldüm. Üçgen alan neydi? Dik kenarları birbiriyle çarp. 2'ye böl. 40'ı 5 ile çarptım. 200. 2'ye böldüm. Şuradaki üçgenimizin alanı ne çıktı? 100.
Buraya geldim, 40 ile 5'i çarptım. Bu sefer burası ne yapar? 200. 200 burada, 100 burada. Toplam yer değiştirmemiz arkadaşlar 300 metre çıkar. Yer değiştirme için ne yaptık tabii ki? Hepsini tek tek topladık ve bulduk. Evet, bir diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuza bakıyoruz. Sürtünmesiz ortamdaki KVL cisimlerinin ivmeleri oranı AK bölü AL kaçtır? Şimdi arkadaşlar, ivmeyi bulmak için tabii ki Newton hareket yasalarının ikinci yasası, yani temel yasayı kullanacağız. Hadi bakalım. Şimdi KVL'nin oranı sorduğu için bana hemen yazıyorum. Burada 4F'lik bir kuvvetimiz var. 4F eşittir. Kütlemiz ne kadar? 2M çarpı birincinin ivmesi ne kadar? AK. Daha sonra diyorum ki, altına da hemen bunu yazayım. Buraya baktığımız zaman ama üzerinde iki tane farklı kuvvet var. Ne yapıyoruz? Bakın, bu sağa çekiyor, bu sola çekiyor. Bundan bunu çıkardığımız zaman net olarak buraya ne kalır? 2F kalır. Yazıyorum o zaman. 2F eşittir. Bunun kütlesi nedir? Bir tane M. İvmesini bilmiyoruz. O zaman buna ne yazıyoruz? Bakın, A, L diye yazıyoruz. Daha sonra bunları ne yaparız? Taraf tarafa şöyle oranlarız. Oranladığımız zaman şuradaki F'ler birbirini ne yaptı? Götürdü. Kütleler birbirini ne yaptı? Götürdü. Bakın, bu 2 ile bu 4 karşılıklı birbirini ne yaptı? Sadeleştirdi. En son bu 2 ile de bu 2 birbirini sadeleştirdi. O zaman AK bölü AL. Burada hiçbir şey kalmadığına göre nedir? 1'e eşittir diyoruz. Peki buna başka, bu oranlamadan hocam ben anlayamadım bir şey diyenler için de şöyle yazabiliriz. Bakın, 4F eşittir. Kütlemiz 2M. İvmemizi bilmiyoruz. AK. Buranın çarpımının 4'e eşit olabilmesi için buna ne yazabiliriz? 2 tane A yazabiliriz. Bakın, 2 kere 2 ne yapar? 4. Sonra geldik buraya. 5'ten 3'ü çıkardık. 2 kalmıştı. 2F eşittir diyorum. Kütlemiz 1M. İvmemiz AL. Bunun çarpımı 2'ye eşit olabilmesi için AL'nin yerine kaç tane A yazmamız lazım? 2 A yazmamız lazım. 2 A bu. 2 A. Evinizin her şeyi. Evet, neyse. İğrenç bir espriydi. 2A burası, 2A da burası. O zaman K'nın ivmesiyle L'nin ivmesinin oranı 2A bölü 2A. O da ne yapar arkadaşlar? Tabii ki 1 yapar. Her iki yöntem de tutarlıdır arkadaşlar. Hangisi sizin aklınıza uyuyorsa o şekilde devam edebilirsiniz. Hemen sıradaki sorumuza geçelim. Hemen bakıyoruz. Sürtünmeli düşey düzlemde M kütleli cisim üzerinde etkili olan sürtünme kuvveti F sür, tepki kuvveti N ve ağırlığı G şekil üzerinde yönlerini gösteriniz. Şimdi ağırlıkla başlayalım. Cisimlerin ağırlıkları ne tarafa doğrudur arkadaşlar? Tabii ki aşağı doğrudur. Yer çekimi var çünkü. O zaman ben ağırlığımı ne yapıyorum? Aşağı doğru şöyle gösterdim. Peki. Cisim o zaman nereye kaymaya çalışıyor? Aşağıya kaymaya çalışıyor. O zaman sürtünme kuvveti bunu engelleyici yönde, yani yukarı yönde ne vardır? Uygulanıyordur. Peki. Tepki kuvveti demiş. Neyin tepki kuvveti bu? Tabii ki yüzeyin tepki kuvveti. Yüzeyin tepki kuvveti etkiye karşı oluşur. Bakın, her etkiye karşı kendisine eşit büyüklükte ama zıt yönde ne oluşur tabii ki? Tepki kuvveti oluşur diyoruz ve bu şekilde bir yön bulma sorusuyla karşınızdaydık. Hemen diğer soruya ne yapalım? Geçelim. Evet. Düzgün doğrusal yolda hareket eden KVL'den K kaç saniyede L aracına yetişir demiş. Şimdi araçlar birbirine doğru geldiklerine göre aradaki 80 metrelik mesafeli ne yapacaklar? Beraber alacaklar. O zaman düzgün doğrusal hareket dediğine göre X eşittir V çarpı T bizim formülümüz. V çarpı T. Şimdi X mesafesi ne kadar? 80 eşittir. İkisi birbirine doğru geldiğine göre, yani zıt yönde geldikleri için hızlarını ne yapacağız? Toplayacağız. O zaman ne yapıyoruz? 14 artı 6 çarpı T yaparız. O zaman 80 eşittir 20 çarpı T. 80'i 20'ye böldüğümüzde T kaç yapar tabii ki? 4 saniye yapar. Demek ki K aracı 4 saniye sonra böyle giderse kime yetişiyor? L aracına yetişiyor diyoruz arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Evet. 4 kilogram kütleli cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç Newton olur demiş arkadaşlar. Şimdi cismin hareket yönü ne tarafa doğru? Sağ tarafa doğru. O zaman burada düz bir yüzeyimiz var. Cismi etkileyen sürtünmenin yönünü sormamış ama biz yine gösterelim. Sürtünme zıt yönde şöyle etki yapıyor. Sürtünme kuvveti etki yapıyor ama burada 4 kilogram yer çekimi 10 olduğu için aşağı doğru kaç Newton yapar bu? 40 Newton yapar.
Etkiye karşı ne oluşur? Tepki oluşur. Tepkinin de büyüklüğü etkiye ne olacaktır? Eşit olacaktır. Peki şimdi geliyorum sürtünme kuvvetimizi hesaplamaya. Sürtünme kuvvetinin formülünü yazıyorum. F sür eşittir K çarpı M. K sürtünme katsayımız soruda verilmiş 0,4. Tepki kuvvetimiz 40. Sıfırlar birbirini götürdü. 4 kere 4 ne yapar arkadaşlar? 16 Newton yapar. Demek ki bu cisme etki eden sürtünme kuvvetimiz kaç Newton'muş? 16 Newton. Unutmayın özellikle klasik sınav ise, klasik yazılı ise arkadaşlar formülleri mutlaka ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Birimleri biliyorsak mutlaka yanına ne yapıyoruz? Yazıyoruz ki puanımızı kırmasınlar. Hemen devam edelim. Evet, bir grafik sorusu daha var karşımızda. Bu sefer ise ivme zaman grafiği var. İlk hızı 30 metre bölü saniye olan aracın ivme zaman grafiği verilmiştir. Aracın 5. saniyedeki hızı kaçtır demiş bize. Şimdi ne yapıyoruz tabii ki burada? İlk hızımız 30, ivme zaman grafiği verilmiştir. Aracın 5. saniyedeki hızını soruyor. Şimdi ivme zaman grafiğinin en büyük tek özelliği vardı zaten. En büyük özelliği demeyelim. O özellikle neydi? Grafiğin altındaki alan bize hızdaki değişimi verir. Şimdi buraya geliyorum. 10 ile 2'yi çarptım. Burası ne yapar? 20. Artı tarafta olduğu için ne yapıyorum? Artı 20. Bakın burası da 2. Şu kısımda 10 zaten bakın görüyorsunuz. 10 ile 2'yi çarptığımız zaman burası da 20 yapar. Artı 20 de burası. Daha sonra buraya geliyoruz. Bakın 4 ile 5 arasında 1 var. Şurası var. Burası da nedir? Tabii ki eksi 20. Eksi 20 ile 1'i çarpınca bakın burası da ne yaptı? Eksi 20'lik bir. Burada demek ki ne oluyor? Hızında bir azalma meydana geliyor. Bize neyi soruyor peki? 5. saniyedeki hızını soruyor. O zaman sıfırdan başlayalım şöyle. Başlangıçtaki hızımız 30'du. Yani başlangıçtaki durumda hızımız 30'du. 20 ekledik üstüne. 2. saniyede hızımız kaça çıktı? 50'ye çıktı. Sonra bir daha 20 ekledik. 5. saniyede hızımız kaça çıktı? 70'e çıktı. Sonra 20 çıkardık. Tekrar hızımız kaça düştü burada? 50'ye düştü. O zaman ne yapıyoruz? Son hızımız neymiş arkadaşlar? 50 metre bölü saniye diyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi basitçe ne yaptık? Hesap yaptık. Hemen diğer sorumuz. Bir hareketli önce K'dan N'ye sonra N'den L'ye geliyor ise alınan yol ve yer değiştirmeyi bulunuz demiş. Şimdi güzel bir soru bakın. K'dan N'ye gideceğiz. K'dan N'ye gittik. Daha sonra N'den L'ye geleceğiz. N'den şöyle L'ye geldik. Alınan yolu ve yer değiştirmeyi hesaplayacağız. Arkadaşlar şimdi öncelikle bu aralıkları hesaplayalım. Bakın sayı doğrusu gibi vermiş. Burada eksi 50 ile eksi 20 arasında tabii ki 30 metrelik bir fark var. Burada tabii ki 20 metrelik bir fark var. Burada da yine ne var? 30 metrelik bir fark var. Şimdi K'dan N'ye gelirken 30, 20 daha 50, 30 daha ne yapar? 80 metre yapar. Demek ki buradan buraya giderken 80 metre yol aldı. Buradan buraya gelirken ise 30 ile 20'nin toplamı kaç metre yol almış? 50 metre yol almış. Demek ki bu cisim toplamda alınan yol yani x eşittir ne yapar? 130 metre. Peki yer değiştirmeye bakalım. Yer değiştirme ne demekti? Delta x eşittir. Yer değiştirme derken de tabii ki alınan yol demiyoruz. Ne diyoruz? İlk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafe delta x. Bu da kaç metre tabii ki? 30 metre diyoruz. Ve bu şekilde her ikisinde ne yaptık? Hesapladık. Dikkat ediyoruz. Yer değiştirme neydi? İlk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafe. Hemen sorularımızla devam ediyoruz. Sıradaki sorumuza bakalım. Evet, Newton hareket yasalarını kısaca açıklayınız gibi ucu açık bir soru geldi diyelim. Ne yapacağız arkadaşlar? Newton hareket yasaları kaç taneydi? 3, 1. Birincisi neydi arkadaşlar? Eylemsizlik. Eylemsizliğe tabi açıklama yaparken ne yapıyorum hemen? Yazıyorum. Diyorum ki eylemsizlik önce bir tanım yapayım. Kısa bir tanım olsun. Bir cismin bulunduğu durumu koruma isteğidir. Evet arkadaşlar, bir cismin bulunduğu durumu nedir? Koruma isteğidir diyoruz. Birinci yasa eylemsizlik. İkinci yasa
Ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle gösteriyorum. Bu da nedir? Tabii ki temel yasa. Temel yasa. Temel yasada da ne diyoruz tabii ki? Bir cisme etki eden net kuvvet var ise cisim ivmeli hareket yapar. Cisim ivmeli hareket yapar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen bunu da yazdım kısaca. 3 numaralı özellik, son özelliğimiz. Bu da etki tepki yasası. Etki tepki yasası. Etki tepki yasasına da ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki her etkiye karşı eşit ve zıt yönde bir tepki kuvveti oluşur. Arkadaşlar ne yapıyorum hatta? Şöyle gösteriyorum sembolik olarak. Diyorum bak burada ağırlık var. Buna işte böyle G yazarım. Buna ne yazarım arkadaşlar? Etki. Etkiye karşı da derim ki yukarı yönde şöyle ne oluşuyor arkadaşlar? Bir tepki oluşuyor. Ve hatta bunu şöyle gösteririm. Etki eşittir nedir derim arkadaşlar? Tepkidir derim. Belirtirim. Bu şekilde biliyorsunuz. Tabii ki örneklerle de bunu ne yapabiliriz? Tabii ki destekleyebiliriz. Ben burada tabii ki pratik olsun diye ne yaptım? Hızlı hızlı nasıl yazacağımızı söyledim. Evet arkadaşlar bu bizim son sorumuzdu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.